Avrupa Gençler Şampiyonası'nın ilk gününde 44 kilo bayanlarda gümüş madalya alan Makbule Nur Korucu ile birlikteyiz ve Oktay Hocam'la, As Başkanımız Oktay Hocam'la birlikteyiz. Makbule, bugünkü maçlar nasıl geçti? Neler yaşadın? Yani çok şükür. Sesli. Şimdi 4 maç yaptım. 4.sü finaldi. Çok şükür, hani buna da şükür, 2. oldum. Yani daha iyisi inşallah önümüzdeki maçlara. Burada beni destekleyen hocalarıma teşekkür ederim. Ve Fidesz'in başkanı Ali Şahin başımızda olan. Ve kendi antrenörüm Murat Işık'a çok teşekkür ediyorum desteğinden dolayı. Güzel maçlar çıkardın. Biz seyrettik. Fakat final maçında nasıl bir sıkıntı mı yaşadın? Ne oldu final maçında? Ruhani şeyin mi değişti? Yani bir durum mu? Farklı bir şey mi çıktı ortaya? Final ne oldu? Nasıl? Çok güzeldin ilk başlarda. İlk başlardaydı. Sonradan bilmiyorum. Bir şeyler oldu. Bir durgunluk oldu. Heyecan, aşırı heyecan değil mi? Peki, geçmiş olsun. Yine de gümüş madalya aldın. Ülkemizi onurlandırdın. Teşekkür ediyoruz sana. Evet Oktay Hocam, As Başkanımız, sevgili As Başkanımız. İlk gün şu anda birinci durumdayız. Bir altın bir gümüş madalyayla genel kategoride. Evet, neler hissettiniz? Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bize dualarını esirgemeyen milletimize teşekkür etmek istiyorum. Bundan dolayı öncelikle Berkay evladımıza birinci olduğu için ve Makbule'ye de ikinci olduğu için teşekkür ediyorum. Ülkelerini başarıyla temsil ettiler, bayrağımızı göndere çektirdiler. Bunun dışında özellikle bize hiçbir şeyi esirgemeyen federasyon başkanımız, yardımcı doçent doktor Metin Şahin'e, teknik direktörümüz Ali Şahin'e, kendi hocaları olan antrenörlerimize ve burada hizmet veren hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Dualarını bize esirgemeyen milletimize, bunları yetiştiren anne babalara ve basın mensuplarımıza, başta da siz olmak üzere, bizi buralarda da yalnız bırakmayan Muhlis Bey olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Burada çocuklarımız son nefeslerine kadar mücadele ediyorlar. Kazanmak var, kaybetmek var ama burada alın teri döküyorlar ve ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar. Yarın ve yarından sonra bu başarılarımız inşallah devam edecek. Bize dualarını esirgemeyen milletimizden dualarını istemeye devam ediyoruz. Ve yarından sonra inşallah daha iyi başarılarla inşallah karşılarında olacağız. Biz de bu güzel başarısından dolayı Makbule'yi ve bütün Türk milli takımını kutluyoruz. Size de teşekkür ediyoruz, bize bu imkanı sağladığınız çok için. Çok teşekkür ediyorum bizi burada yalnız bırakmadığınız için. Sağ olun.